الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. Çok değerli kardeşlerim, aziz dinleyiciler, çok değerli takipçilerimiz ve izleyiciler, hepinizi bu mübarek günde ve gecede Rabbimizin rahmetini, bereketini isteyerek Rabbimizin selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz her hafta cumartesi akşamları devam ede gelen namaz süreleri, ki Kur'an-ı Kerim'de kısa olarak beyan eden, özellikle namazda zamm-ı sure okuduğumuzdan dolayı kısa namaz süreleri olarak adlandırdık. Ayrıca ileride de inşallah namaz içerisinde okuduğumuz dualar ve tesbihatların manalarını ve açıklamalarını paylaşmaya devam ediyoruz. Bu gece de nasip olursa inşallah Kafirin suresinin mealini arz edeceğiz. Ufak bir açıklamayla beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere mesajı nedir? Onu sizlerle paylaşacağız inşallah. Kafirin suresi Mekke-i Mükerreme döneminde Maun suresinden sonra nazil olunan bir sure. İlk ayeti kafirlere hitapla başladığından dolayı Kafirun suresi olarak adlandırılmış. Ayrıca bu süreyi celileye Mukaşkişe adı ismi verilmekte. Bu Mukaşkişe kelimesi bulaşıcı hastalığı tedavi etme anlamında olan kaşkeşe kökünden türemiş olan bir kelime olup burada ise şirk ve nifaktan uzaklaştıran manasına gelmektedir. Kafirin suresine ayrıca Beraat suresi de denmiştir. İbadet, din, İhlas suresi adları da verilmiştir. Açıkladığımız ve hafızalarımızda var olan İhlas-ı Şerif suresi de bununla beraber zikredildiği zaman bu iki süreye İhlaseyn, iki İhlas süre denmiştir. Yani Kul huvallahu ehad ila ahir aye ve Kul ya eyyuhel kafirun ila ahir aye. Bu iki süreyi celileye İhlaseyn suresi denmiştir. Çünkü bu iki süreyi celile tevhide, Rabbimizin birliğine, vahdaniyetliğine, İslam dininin Allah katında tek bir din olduğuna, Rabbimiz Zülcelal Hazretleri İslam dininde inancın, Allah inancının nasıl olması gerektiğini vurguladığından dolayı bu iki süreyi celileye İhlaseyn, iki İhlas suresi denmiştir. Kıymetli kardeşlerim, her süreyi celile veya her ayeti kerime indiği zaman hemen hemen hepsinde bir nuzul sebebi, indiriliş sebebi vardır. Cenab-ı Hak Zülcelal Hazretleri
bu süre-i celileyi indiriyor veya ayeti kerimeyi indiriyor bu olaya karşın, herhangi bir olaya karşın, ama o ayeti kerimenin hükmü, geçerliliği kıyamete kadar devam etmekte, devam ediyor. Evet, Kafirun suresinin de nuzul sebebi hakkındaki rivayete göre, Kureyş'in önde gelen bir grup, yani küfrün lideri dediğimiz, küfrün önderliğini yapan şahsiyetler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle diyor: "Ey Muhammed, bir yıl sen bizim ilahımıza tap, bir yıl da biz senin ilahına tapalım. Böylece anlaşmış oluruz. Eğer şayet senin bildirdiklerin bizim inandığımızdan daha doğru ise ondan biz de istifade ederiz. Bizim taptığımız senin taptığından daha hayırlı ise sen de ondan faydalanmış olursun. Bu şekilde anlaşır gideriz." Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine şirk koşmaktan Allah'a sığınırım diyerek bu küfürün getirmiş olduğu öneriyi reddettiler. Bu teklifi reddettiler ve bunun üzerine Rabbimiz Zülcelal Hazretleri bu süreyi celile indirdi. Süreyi celilenin mealini şu şekilde arz edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kul ya eyyuhel kafirun. De ki, ey kafirler. La a'budu ma ta'budun. Ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem. Ve la entum abidun ma a'bud. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet etmiyorsunuz. Ve la ene abidun ma abettum. Ben sizin ibadet ettiklerinize asla ibadet edecek değilim. Ve la entum abidun ma a'bud. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edemezsiniz. Öyleyse leküm dinüküm veliye din. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Bu süreyi celleye baktığımız zaman, evet, İslam inanç sisteminin temelini oluşturan tevhid ilkesi var. Allahu Teala'yı birleme, sıfatlarında, isimlerinde, zatında, kudretinde Allahu Teala'nın bir olduğu tevhid ilkesine vurgu yapılıyor. Yalnızca Allahu Teala'ya ibadet edilmesini, Allahu Teala'ya karşı şirk dediğimiz ortak koşma, inanç hastalığından kurtulması gerektiğini bu ayeti kerime vurgulanmakta. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından, onun ibadetinde şirk unsurunun bulunmadığına dikkat çekilmekte. Parantez içerisinde arz edeyim değerli kardeşlerim. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Amine'nin ve Abdullah'ın, bu iki çiftin, evet, oğlu olarak gerek kendisi, gerek ailesi, gerekse dedesi hiçbir zaman puta tapmamıştır. Şirk hastalığı peygamberlikten önce de yoktu, soru olmayacağı gibi. Evet,
Süre-i Celil'e aynı zamanda din ve ibadet özgürlüğü çerçevesinde hiç kimsenin bir başkasının ibadetini engelleme hakkını vermemektedir. Evet, la ikrahe fiddini, Rabbimiz Zülcelal Hazretleri, dinde zorlama yok. Leküm dinüküm veliye din, sizin dininiz size, benim dinim de bana ifadesiyle müşriklerden, evet, tavır ve yapılarından uzak durmayı vurguluyor. Nitekim, evet, bu hususta Mekki süreler olarak bazı ayeti kerimeler de bunları vurgulamış. Bunlardan birisi de Yunus suresi 41. ayeti kerimede. Rabbimiz Yücel Hazretleri şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in kezzebuke fekul li ameli ve leküm amelekum entüm beri'une mimma a'melu ve ene beri'um mimma ta'melun. Seni yalanlıyor. O seni yalanlayanlar. Fekul, onlara de, şayet yalanlıyorlarsa. Li ameli, benim amelim bana. Ve leküm ameleküm, sizin ameliniz de size. Entüm beri'une mimma a'melu ve ene beri'um mimma ta'melun. Evet, benim yaptığım bana, sizin yaptığınız da size ve ben sizin amelinizden beriyim. Ve siz de benim dediklerimi yapmayın. Evet, Rabbimiz Zülcelal Hazretleri bu şekilde bu süreyi celileyi ne yapıyor? Vurguluyor kıymetli kardeşlerim. 1 ve 5 ayetler, yani قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ, ey kafirler diyerek Rabbimiz hitap ediyor ya, لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ, ey Muhammed, de ki ben sizin ibadetlerinizi, taptıklarınızı ibadet etmem. وَلَا اَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا اَعْبُدُ وَلَا اَنَا عَبِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا اَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا اَعْبُدُ. Evet, bu 5 ayet biz müminlere ihlası, samimiyeti, saf, temiz, arı bir şekilde inanç düsturunu de sunmakta kıymetli kardeşlerim. Yani gönüllerdeki ihlas durumunun önemini de bu süre-i celle bize göstermektedir. Evet, kişi ihlasıyla, samimiyetiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kocaltan şu ayeti kerimeyi de zihninden geçirerek فَاسْتَغِمْ كَمَا اُمِرْتِ كَمَا اُمِرْتَ, ne buyuruyor Allah-u Teala? Dost doğru ol Habibim, Resulüm ifadesine karşı mümin bu kafirin suresini okuduğu zaman işte dost doğru olma yolunda gayretiyle beraber bunun da olmazsa olmaz ihlas ve samimiyet, saf duru, tertemiz bir itikat inancı olduğunu, evet, mümin, Müslüman bu sürede görmekte. Ayrıca insanlara yanıldıklarını, yanlış yolda olduklarını da söylemenin İnsan üzerinde bir vecibe, müminin bir görevi olduğunu da bilmeli. Bu süre-i celile ayrıca bizlere bunu öğretmekte, bunu göstermekte. Ama bunu yaparken kırıp dökerek değil, evet, söverek değil, birilerine beddua ederek değil ya, evet, durum ne ise, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin leyilisanla Rabbimiz Celle Şanuhu tarafından öğretilen o ahlakı vasıfla, yumuşak bir dille, halim bir yapıyla insanlara o yanlışı da söylemek, insanları o yanlıştan dönmesi için insanlara yardımcı olmak, uyarmak da elbette bu süreyi celilede, kafirin süresinde
bize verilen mesajlardan birisi. Ayrıca bu ayeti kerimeler Yüce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Yüce Allah'ın Celle Şanı emirleriyle üst üste tekitlerle ne şimdi ne de gelecekte kesinlikle müşriklerin dediklerini yapmayacağını, yani inanç hususunda onlarla kesinlikle uyuşamayacağını, onlara net bir tavır koyduğunu da ayeti kerime bizlere belirtiyor. Evet. Böylece ne yaptılar? Kafirler, belki Muhammed bizle uzlaşabilir, belki onunla anlaşabiliriz şeklindeki o heveslerini de bu süreyi celile kafirlerin, müşriklerin kursaklarında bıraktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu süreyi celile ile birlikte uzlaşmayı tamamen reddettiği gibi onları İslam'a davetle birlikte Allah'a Celle Şanuhu tapıp tapmamak da ona ibadet edip etmemek de insanları, kafirleri kendi tercihlerine bırakmışlar. Ayet-i kerime var malumunuz. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Dinde zorlama yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de evet, ey Habibim, ey Resulüm, sen ancak bir uyarıcısın. Onlar üzerine bir bekçi değilsin. Onları hidayete erdiremezsin. Emirleri ve ilahi kelamı da işte bu şekilde. Evet, İslam'da zorlamanın olmadığını ve insanlara davranışla güzelliği aktarmakla tebliğin yeterli olduğunu. Bakın, davranışla ve insanlara güzelliği, emir ve hükümleri anlatmakla tebliğin yeterli olduğunu bu süre-i celile bizlere aktarıyor, bizlere beyan ediyor. Bizlere bu mesajı sunuyor kıymetli kardeşlerim. Evet, çünkü Kehf suresinde de 29. ayeti kerimede şöyle buyuruyor. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. İşte bu. De ki ey Muhammed, bu hak Rabbi katındandır. Evet, bu hak Rab katındadır. Yani bu Kur'an, bu gerçekler kim tarafından? Sizin Rabbiniz tarafındandır. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ. Dileyen iman etsin. فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Dileyen de inkar etsin. Kendi iradeyi cüz'iyeleriyle ne yapacaklar? Zorlanma olmayacak. Ama tabii şu da var. Kişi bu dünyada yapmış olduğu tercihle beraber ahirette de ya mükafatını görecektir ya da onun cezasını görecektir. Rabbimiz ahireti kayıp edenlerden ve olanlardan eylemesin bizleri, tüm ümmeti Muhammed'i. Son ayeti kerimede kıymetli kardeşlerim, yani leküm dinüküm veliyedin. O halde sizin dininiz size, benim dinim de bana ifadesiyle ne yapıyor? Biraz önce arz ettik ya, herkes hesabını kendisinin vereceğini bu bilinç içerisinde dünyadaki hayatını yaşamalı, ahirette yaşanacaklara ise kendisini hazırlamalı. Hiç kimse kimseyi zorlayamaz. Aksine durumu uygun olan herkes irade ortaya koyup ihtiyaç hissedenleri bilgilendirmeye, aklını kullanmaya ve sorumluluk sahibi olduğunu hatırlamaya çalışmalı. Süre-i Celile'de ey kafirler diye hitap ediyor.
Ama bakıyoruz, toplumda müşrikler daha çoğunlukta, Arap toplumunda. Puta tapıcılık daha çoğunlukta. Burada ne vardır kıymetli kardeşlerim? Ey kafirler sözüyle kafir olduklarını söylemesi nedir? Evet, onların hakkı gizlemeleri. Yani genel bir anlamla yalnız müşrikler değil, Resulullah'ı elçi olarak kabul etmeyen, getirdiği talimatın, ilahi vahyin, Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından olduğunu reddeden hangi düşüncede olursa olsun o kafirler hepsini kapsamakta. Allah-u Teala'ya oğul isnat eden, üçlü bir Allah inancını kendisine benimsetip de Allah-u Teala'ya şirk koşan topluluklar da ey kafirler hitabına girmektedir. Evet. Bu ifade ey kafirler ya kul ya eyyuhel kafirin bu ifade kıymetli kardeşlerim kafirlere genel bir ihtardır. Evet. Yani tabir yerindeyse ey Allah'ın düşmanları, ey muhalifler. Dolayısıyla bu ifade muhatapların aslında zatında değil. Ya o inançları yani sıfatlarını hedef almakta. Çünkü insan nedir? En mükemmel bir şekilde yaratılmış. İnsan ey kafirler hitabından kurtulması için kafir yapısını taşıdığı müddetçe bu hitaba muhataptır. Şayet bu muhalifliği, bu düşmanlığı bırakarak dost ve himaye eden Allah-u Teala'yı o tevhidi kabul ettiği zaman bu ifadeden, bu muhatap yapısından ne yapıyor? Sıyrılıyor, arınıyor kıymetli kardeşlerim. Evet. Ayrıca bu süreyi celile bizlere Allah katında dinin İslam olduğunu, inneddini indallahil İslam. Bu vesileyle Allah Celle Şanuhu'nun huzuruna, ahirete bu İslam dininden başka bir dinle gelmenin, ahireti irtihal etmenin kesinlikle Allah katında makbul olmayacağını, değerlendirmeyeceğini süre-i celile bizlere beyan ediyor. Özellikle kıymetli kardeşlerim bu süre-i celile, evet, Allah katında İslam dininden başka bir dinin kabul olmayacağı ayeti kerimesinin açıklamasıyla birlikte yıllarca Müslüman aleminde birilerinin eliyle empoze edilen dinler arası diyalog yapısı ve düşüncesi de bu süre-i celile ile reddolunuyor. Çünkü Allah katında nedir din? İslam'dır. İslam dini hak olduğu halde başka bir din veya dinler üç büyük din adı altında kabul olunup onun da hak bir din olduğu vurgusu yapılarak insanların iman ve itikat durumlarıyla oynanmıştır. Evet, bu da gösteriyor ki bu yanlış düşünceye Rabbim müsaade etmedi ve etmeyecektir. Ve Müslümanlar da böyle bir diyalog yapısını da asla ve kat'a reddedeceklerdir, kabul etmeyeceklerdir. Bu yapının temeli kesinlikle İslami bir akaide ve düşünceye uygun bir görüş değildir kıymetli kardeşlerim. Evet, bu süre-i celile ayrıca insanlara ve biz Müslümanlara vicdan özgürlüğünü, evet, irade özgürlüğünü, yaşam özgürlüğünü sunmuştur.
Ama insan iradeyi cüz'iye ile beraber bu yaşama özgürlüğünü olumlu kılarsa insan olduğunu anlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim insanları onurlu yaşamaya davet etmektedir. Kıymetli kardeşlerim, milli şairimiz Necip Fazıl şöyle diyor: yere gömülüp göğe yükselmek. Evet, insan gerçek vicdan özgürlüğünü kazandım diyorsa secde ile Rabbisinle kendini bütünleştirmeli. Yani asıl özgürlük odur ki secde ile Rabbisinle kendisini bütünleştirip nefsin esaretinden ve şehevi yapılarından, şeytanın oyunundan, o esaretten kurtulmak. İşte Necip Fazıl merhum bunu arz ediyor. Ve bu şekilde insan göğe yükselmeli diyor, işte bu şekilde. Nedir o? Rabbisinin o yüceliği karşısında o ruhun mükemmelliğine ulaşmak. İşte kıymetli kardeşlerim, Halis Hürriyet'in bu süreyi celleden aldığımız özellikle hisse, Halis Hürriyet, asıl hürriyetin Kur'an'a inanmakla tevhid dediğimiz bu akideyi benimsemekle olduğunu Kafir'in suresi bizlere beyan ediyorlar. Bu süreyi celleye baktığımız zaman, evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıkça namazlarda okuduğu bir süre-i celile. Biraz ayeti kerimeler müteşabih olduğundan dolayı belki karıştırma ihtimalimiz fazla olabilir. Bu vesileyle bir bilen hocamız, hoca efendilere veya hoca hanımlara bu süre-i celileyi birkaç kez tekrar edip çok emin olup ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de kıraat eylememiz, namazlarda bunu kıraat eylememiz gerekmekte kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam namazının sünnetlerinde, hususiyetle malumunuz sabah namazının sünneti, sünneti müekket. Ayrıca çok kuvvetli bir sünnet olmakla beraber neredeyse vacibe yakın bir sünnet olduğunu beyan ediyorlar. Bunu da alimlerimiz, ulema şu sonuçtan, şu hadis-i şeriften bu sonuca varıyorlar. Evet, sabah namazının sünneti dünyada var olan bütün dünya malından, mülkünden, senin olsa dahi ondan daha hayırlıdır. Sırf sabah namazının sünneti. Farzı siz düşünün veya biz düşünelim. Onun için sabah namazının sünneti bu kadar önemli. İşte bu sünnette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci rekatında Kafirun suresini, ikinci rekatını da İhlas suresini okuyor. Ve sabah namazıyla beraber Allah-u Teala'nın tevhidliğini, birliğini, vahdaniyetliğini namazla, secdeyle bütünleştirerek nefsimize ne yapıyoruz? Kabullendiriyoruz. Evet. Ayrıca akşam namazlarında ve akşam namazı sünnetlerinde, tavaf namazında malumunuz 7 şaf dediğimiz tavaf yapıldıktan sonra, evet, bir tavaftan sonra tavaf namazı kılmak vaciptir. İşte orada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizatihi Kafirun, birinci rekatta Kafirun, ikinci rekatta ise İhlas suresini okuyorlardı. Vitir namazı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci rekatta Sebbihisme Rabbike le'ale ilahiraya okuyorlardı. İkinci rekatta Kafirun suresini, üçüncü rekatta ise yine İhlas suresini okuyorlardı vitir namazlarında. Evet, bu şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizatihi bunu uyguluyorlardı. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
yatağına girerken Kafirun suresini okunmasını öğütlemişler. Ve Kafirun suresi okunduğu zaman Kur'an-ı Kerim'in dörtte birinin hatmolunduğunu, vurgusunu aleyhissalatu vesselam Efendimiz beyan etmişler. Bu süre okunduğu takdirde şeytanın aldatmasından insanın korunacağını da aleyhissalatu vesselam Efendimiz müjdelemişler. Evet kıymetli kardeşlerim, bizler de bu müjdeyle beraber Kafirun suresini Kur'an-ı Kerim'de, evet, geçen Kafirun suresini özellikle namazlarımızda okuma gayretinde olalım. Hasreten yatarken Kafirun suresini okuyup Rabbimizin vahdaniyetliğine, birliğine sığınıp ve o şekilde Rabbimize karşı olan imanımızı ziyadeleştirelim biiznillah. Bu süreyi celleyi okuyarak. Rabbimiz hepinizden razı olsun. Rabbimiz rızasına nail eylesin. Hasreten Rabbimiz Zülcelal Hazretleri bizleri kendine hayırlı bir kul, Habibine hayırlı bir ümmet olma bahtiyarlığı içerisinde ömür sürmeyi, bu şekilde ömrümüzü sürdürmeyi nasip eylesin. Rabbimiz hepinizden razı olsun. Rabbimizi iltice ediyoruz ve yalvarıyoruz. Ya Rabbi, şu içinde bulunduğumuz girdap yapısıyla imtihan içerisindeyiz ama sıkıntılı bir süreçteyiz. Allah'ım, düçar olduğumuz şu hastalık yapısını toplumumuzdan bertaraf eyle. Allah'ım, bizi kuraklık, Ya Rabbi kıtlık durumuyla imtihan eyleme. Hayırlı bir şekilde afatından muhafaza eyleyerek hayırlı yağmurlar yağmasını biz yağdırmayı senden istiyoruz. Sen bizlere lütfeyle Ya Rabbi. Hasreten şu cennet vatanımızı, Türkiye'mizi afat-ı bahriyeden, semaviyeden hifzül emin eyle Ya Rabbi. Asker ve polisimizi her zaman her yerde mensur ve muzaffer eyle. Bizleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Livat Ham sancağı altında onunla birlikte haşrolmayı nasip eyle. Allah hepinizden razı olsun. Allah rızası için el-Fatiha.